Efendim, merhabalar, mutlu günler. Herkese iyi günler dilerim. Bugün gündemimiz dolu dolu, dop dolu olacak. Birazdan size gündeme çıkan başlıklarını anlatacağım. Biraz kahvemi de yudum. Efendim, şimdi başlıkta da gördüğünüz üzere Ferdi Kadıoğlu'nun Almanya'da bir talibi var. Bunu konuşacağız. Forvet için Atalanta'dan bir isim gündeme alındı. İtalyan basını Kolombiyalı golcü Fener'e yazdı. Bünyamin Balcı'daki gelişmeler sizlere birazdan aktaracağım arkadaşlar. Onun öncesinde sol beke bir transfer gidiyor. Bomba transfer gidiyor. Bomba. Gabriel Souza kulüpsüz. 2 milyon euro bir değeri var arkadaşlar. Şileli 1.78 boyunda bir sol bek. Arkadaşlar %75 Fener'e yazılmış Transfermarkt'ta. %73 şeye yazılmış, Beşiktaş'a yazılmış. Ki Fenerbahçe sol bek arıyor. 2 milyon euro değeri olan birinin nasıl bir değer, yani nasıl bir katkı olur bilmiyorum. Eğer o transfer olursa da umarım yararlı, faydalı olur Gabriel Souza. %75-80 Gabriel Souza'ya katabiliriz sol beke. Çünkü kulüpsüz olduğu için daha kolay göreceği için Fenerbahçe. Transferde de sıkıntı fazla çıkmayacağı için, kulüple mulüple temas olmayacağı için bir problem olacağını görmüyorum. Asım Çolak faydası olur demiş. İnşallah diyelim faydası olur. Alman devi. Alman devi Ferdi Kadıoğlu'nun kapısını çaldı. Fenerbahçe'nin kapısını çaldı daha doğrusu. Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor arkadaşlar. 15 milyon euro ile Fenerbahçe'nin kapısını tıklatacak arkadaşlar. Ben Ferdi Kadıoğlu'nun yanına güzel bir sol kanat, Osayi Samuel Valencia tarzı dribbling gibi kanat alınırsa şayetinde Alman devi Borussia Dortmund'a satılmasından yanayım. Şahsi görüşümü söylemek gerekirse iyi bir sol kanat alınacaksa o para çok iyi bir para olmuş oluyor. Sat Ferdi'ye gitsin. Forvet için Luis Muriel defteri yeniden açıldı. Luis Muriel'i fazla takip etmiyorum. Belki siz ediyorsanız yorumlarınızı yazabilirsiniz. Luis Muriel. İtalyan basını Atalanta'nın Kolombiyalı golcüye takım aradığını yazdı. Vallahi nasıl bir etkisi olur mu olmaz mı konu hakkında pek bir bilgim yok. Ama yani ne bileyim. Adamlar diyormuş ki Atalanta size işte almak isteyen varsa biz satıyoruz, biz veriyoruz bunu. Alın, paşa paşa, tepe tepe kullanın. Kim alırsa diyorlar. Bünyamin Balcı'yı Hacı Rait'i Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Takas usulüyle. Serdar Dursun, Marco Lemos, Niyaz Açmeli bir oyuncular diyor ki size bu üç oyuncuyu verelim. Siz bize Hacı Rait'le işte Bünyamin Balcı'yı verin. Ha Bünyamin Balcı ne ya? Tamam belki yatırım için size bir şey demem ama yani Bünyamin Balcı çok bir oyuncusu değil bana göre. Yani izleyenleriniz içinde var mı içinizde bu Bünyamin Balcı falan hiç bilmiyorum arkadaşlar. Transfermarkt'ın da dediğine göre bakın görüyorsunuz Transfermarkt 2 milyon euro Gabriel Souza'ya bir değer biçmiş. İnişli çıkışlı şeyleri var. 1 Ocak 2023'te kulüpsüzmüş bu. Coca-Cola diye bir takım. Coca-Cola takımı ne ya? Bilen var mı arkadaşlar? Arkadaşlar evet 1.78 boyunda sol ayak. Zaten Fenerbahçe şu an sol ayak arıyor. Sol beke sol ayaklı bir kişi arıyor. Oynayacak kişi arıyor. Bu adamın Premier Division Plus bir ligi. 7 maçı var. 10 bilmem neyi var. Golü var herhalde. Evet, 10 golü mü var? Deneyin o golü varsa. Hangisi? Senin favorin kim demiş? Gabriel mi? Julius Jardinen mi? Valla ben fazla hakim olmadığım için bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Navas. Navas'a gelelim. Navas. %75 arkadaşlar. Navas bitiyor. Bitiyor. Yani bitti. Ramak kaldı böyle. Ramak. Fener'e gelmese ramak kaldı. Arkadaşlar inşallah bir aksi çıkmazsa Keylor Navas'ı kadroda göreceğiz inşallah. Fenerbahçe'ye götürecekler İstanbul'a. Ben şahsen oynanacak maçta, Fenerbahçe'nin oynayacağı maçta
Ben Altay Bayındır'ın çıkmasını istemiyorum. Kafası şu anda dağınık bu lig maçında. Şimdi Galatasaray puan farkında irdeledi. Araladı. Yani şeyin kafası burada olmayabilir Altay'ın. Eğer yeni kaleci gelecekse, Altay da bunu farkındaysa iyi performans gösteremeyebilir. Ferdi Almanya'ya gidebilir mi abi? Ya Ferdi şöyle diyeyim. Eğer Fenerbahçe'nin bir tane sol kanat alma düşüncesi varsa ki ben duydum forvete kanata bir tane insan istiyorlar. İnsan yani adam istiyorlar oynayacak. Ferdi'yi bence gözden çıkarsınlar, versinler. Çünkü seneye Ferdi'nin değeri de düşebilir. Bak Salah gibi. Verin 15 milyon euroya, kaktırın, gönderin. Gitsin bir tane Samuel Valencia tarzında böyle dribbling, koşu yapan, böyle adamları indiren böyle bir çalımcı bir adam alınsın. Emre Mor düşünülmüyormuş arkadaşlar. Alioski düşünülmüyormuş. Emre Mor gidebilir. Trabzon diyorlar, bir şey diyorlar. Alioski de gidecek diyorlar. Miyazaç falan gidecek diyorlar. Seneye geri düşer. Şimdi ben işte ben daha aynen onu diyorum kardeşim. Şimdi verdi. Vermedi, seneye gitti. Açık net yani. Bir daha veremez. Bak Zalai biz geçen sene Kim Minje ile beraber verseydik şampiyon olarak gidecektik. Gönderebilirdik. Alan kulüplerde vardı biz vermedik. Şimdi Zalai sat. Yemin ediyorum ki severiniz o parayı almaz. Yani bir tane en azından biri enayi çıkar anca öyle alır. Ya da takas usulüyle falan gönderebilirsin. Yani koskoca Fenerbahçe kulübünde hala Lemoslar var. Zayç var. Hadi Zayç'a da lafım yok. Yani Altay var. Abi Navas'ı bir an önce katın. Kurbanınız olayım. Bu kadroya Navas'ı katın arkadaşlar. Bugün işte sizin de görüşlerinizi alalım. Var mı bildiğiniz transfer? Şunla şunla ilgileniyor diye Fenerbahçe'miz. Şimdi biz buradan bakalım Fenerbahçe'ye kimler yazılıp çiziliyor. Ya Abdullah Avcı'nın transferini bizim. Şimdi arkadaşlar, Jesus dedemi görüyorsun. Bak görüyorsun Jesus dedemi. İş başında Samandıra'da. En az demiş 4 transfer istiyorum demiş. Böyle 4 transfer istiyor arkadaşlar. Belli zaten. Sol kanat, forvet, kale, sol bek. Fenerbahçe bu kaliteli oyuncular getirirse, baba kaleci getirirse bu iş biter. Hacı Wright da kimisi diyor ki yani çoğunluğu diyor ya Hacı Wright Fenerbahçe'nin forveti olamaz abi. Yani bunu mu layık görüyorsunuz Fenerbahçe? İsim olarak siz bunu mu layık görüyorsunuz Fenerbahçe'ye diyorlar. Ama kimisi dedi ki Hacı Wright diye Süper Lig'i bilmiş, içinden geçmiş. Hani ya Süper Lig'de artık ligi tanımış, bilen bir insan falan filan diyorlar. Ama ben şeyden şey olmasından korkuyorum. Mehmet Yam gibi. Mehmet Yam Kasımpaşa'daki güzeldi. Geldi Fener'e. Özür diliyorum. Cacık çıktı. Mehmet Yam cacık çıktı. Bak çok iyiydi. Mehmet Yam iyiydi. Kasımpaşa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Geldi Fener'e bir şey yapamadı. Sıkıntı burada çıktı arkadaşlar. Şu an 4 kişiyiz. Sizlerin yorumlarını okuyorum. Sizlerin yorumlarınızı cevaplıyorum arkadaşlar. Jorge Jesus dediğimiz zaten iş başında gördüğümüz üzere. Bakın en az arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu da arkadaşlar alıntı için alıntı olmasın söyleyelim. Foto maçtan bu resimleri gösterelim size. Jorge Jesus dediğimiz iş başında formasını dağıtmıştı. İşte transfer gündeminde de 4 tane sol bek istemiş, forvet istemiş. Bakalım arkadaşlar Fenerbahçe bir tane. Bak samimi söylüyorum. Herhalde Fenerbahçe şu anda forveti belli. Hacı Wright. Herkes bunu kafasına yazıyor. Başka forvet isim bir de Atalanta'daki adam yazılıyor, çiziliyor. Sol bek'e zaten alacak adam belli. Kulüpsüz bir tane adam bunda. Sol kanat da belli. Galatasaray'ı yakalayabilir miyiz diye. Bak Gaziantep şöyle bir şey varmış. Bu parasal anlamda mı, şey anlamında mı? Erol Bulut takımda sıkıntı yaşıyormuş. Hatta oyuncuyu başkanla mı? Bir şeyler olmuş işte. Kafası burada olmayabilir. Ha intikam almak için de coşa da bilirler. Fenerbahçe bu maçı aldı. Altay'la da çıkmayacak ama onu söyleyeyim. Altay'la çıkarsa kafası burada olmaz. Adam diyecek ben zaten Navas geliyor yarın bir gün benim işim bitiyor. De oynamaya da bilir, sala da bilir, gelen bütün şutları da yiyelim. İkinci yedek kalecini sokmak daha mantıklı olur. Hacı Wright gelirse Serdar Dursun, Niyaz Ağaç, Altay'la kiraya verilir. Ya kirayı geçtim. Gönderin, parasıyla satın. Takas diyorlar Antalya'ya. Abi forma gönder misin? Gönderir misin ne olur? Valla kardeşim forma bende çok olsa canı sağ olsun gönderin ki. biz de kanalımızı Allah'ın izniyle geliştirirsek, bir şeyler yapabilirsek bu kanal uğruna.
çekilişler yaparım, forma dağıtırım. Büyürsek Allah'ın izniyle 6000 abonem oldu. 6000 kişi yok sizler sayesinde. Sizler Fenerbahçe'nin transferleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe'nin forveti Hacı Wright etkisi olur mu? Yoksa sizce Fenerbahçe'nin forveti Hacı Wright değil kardeşim, Fenerbahçe'nin forveti A klasman bir forvetti diyebiliyor musunuz? Diyeceğiniz, önereceğiniz adam var mı? King. King dönmüş arkadaşlar. Sahalara King dönüyor. Gaziantep maçında ben yedek çıkacağını düşünüyorum. Samet Akaydın'ın ilk 11 sanmıyorum da. Jesus'a belli olmaz. Ben Samet Akaydın'ın yedeklerde olacağını düşünüyorum. King'in bacak burkulması geçmiş. Dünya Dünya'nın sözleşmesi doldurulacak, feshedilecek. Sezonu kapattı. Joshua King falan deniliyordu. Joshua King antrenmanlara çıktı 40 gün aradan sonra. Antrenmanlara King çıktı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah geri dönüş yapacağız. Hacı Wright bence etkili olmayabilir. İşte diyorum ya, hani bir uçak düşünün. Uçak gidiyor ama Hacı Wright şöyle. Sallantılı bir uçak. Bilmiyoruz. Bu uçak düzgün bir şekilde uçacak mı? Yoksa sallana sallanana mı gidecek? Yoksa düşecek mi? Bilmiyoruz. Hani A klasman bir forvet olmadığı için ben size net bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Lincoln forvet arkası oynasa nasıl olur? Lincoln forvet arkası oynasa olabilir açıkçası. Çünkü neden biliyor musunuz? Lincoln önde oynayamıyor. Lincoln tamam top tecrübesi var ama ağır, hantal. Hani böyle atak bir orta saha değil. Ben Jorge Jesus'un şeyini duydum. Biz bir tane göbek istiyoruz demiş Jorge Jesus. Göbek istiyoruz demiş. İnşallah A klasmanda bir adam alınırsa çok iyi olur. Bu Eden Hazard deniliyordu. Arkadaşlar son zamanlarda Hazard'ın artık ismi geçiyor. Ben birkaç gün önce duyuyorum. Bence Hazard olayı yalan gibi geliyor bana. Bana şahsen yalan gibi geliyor. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin bir tane A klasman kaliteli bir topçu alması lazım. Bir tane ya bir tane Icardi tarzında. Hani isim yapmış. Fenerbahçe'ye gelmiş böyle bir. Bir de Divaria arkadaşlar. Ben Divaria'nın Fener'e geleceğini düşünmüyorum. Firmino yedekler demiş Liverpool'da. Sanmıyorum. Firmino'yu Liverpool bırakır mı bırakmaz mı? Benim o yandan korkularım var. Hazard yalan olduğu gibi geliyor bana. Lincoln forvet arkası mükemmel olur. İşte hoca şans verirse forvet arkasında solda. Hazard çok iyi bir futbolcu bence. Fenerbahçe'ye gelmeyebilir. Şimdi Hazard'ın belli bir yaşı var. Belli bir yaşı olduğu için de hani ortaya atılan bir şey var. Hani bir laf var. Hazard isteniyor, Fener deniyor. Ama son zamanlarda durdu bu olay. Atılan laf durdu. İnşallah olur diyeceğiz ama ses çıkmıyor. Perde arkası kapalı. Şu anda kilitli perde arkası arkadaşlar. İşte Dimari'ye gelmez. Arkadaşlar Hazard çok iyi bir futbolcu. Bence Fenerbahçe'ye gelmeyebilir. Dimari'ye gelmez zaten. Di Maria yani ancak Paris gibi gözden çıkaracak da, hani Paris çıkardı nasıl çıkardı, gözden çıkarıp kiraya verecek de, ya da işte Di Maria diyecek ya ben gitmek istiyorum, kiralanmak istiyorum vesaire, ya da memnun değil oynamak koşullarından, ancak bir şekilde öyle gelebilir. Arkadaşlar Keylor Navas bakın yüzdük kuyruğuna geldik. Bakın yüzdük. Çünkü her yerde dönüyor artık bu arada. Navas'a az kaldı. Navas da sona doğru. Navas an meselesi. Bu Gaziantep maçından sonra Keylor Navas arkadaşlar bence büyük ihtimalle imza atılabilir. Şu anda Navas'tan başka gelmesi olasılığı yüksek olan bir kaleci hiç ön planda yok. Eğer şu anda Alpaylar'ın sözleşme konusunda anlaşılamamış diyorlar hani olmuyor. Eğer böyle bir ters bir şey olmazsa Kahap Fenerbahçe son anda biz Navas'ı istemiyoruz, Navas meselesi yalandır diye bir açıklama gelmezse %80 Navas olacak diye düşünüyoruz. Fenerbahçe şartları, elindeki bütün şartları zorluyormuş kaleye Navas için. Yaşlı demeyin arkadaşlar. Mustera kaç yaşında patır patır top kurtarıyor. Ama altaya bir tane şut geldi mi affedersin ilk geldiği şutta golü yiyor altta. Bırakın yaşlı olsun 40 yaşında olsun ya. Navas'ın tecrübesi var abi. Hani insan der ya görmüş geçirmiş, adam görmüş geçirmiş artık yaşlı tecrübesini almış. Bırakın bu adam belki Navas'ı ilk 11 oynamak istediği için Fener'e gelip Fener'de oynayacak. Gaziantep maçından sonra imza atılır. Bu da mükemmel olur. Ben işte arkadaşlar, kardeşlerim. Ben de öyle düşünüyorum. Şahsi görüşüm öyle. Altay belli olacak. Gaziantep maçında Altay kendini gösterecek. Kendini gösteremezse zaten Altay'ın pimi bitmiştir arkadaşlar. Gerçekten pimi bitmiştir. Geçmiş olsun artık.
Antep maçından sonra hoş geldin Keylor Navas diyelim. Gaziantep maçından bir hafta içerisinde, Gaziantep maçından sonraki bir hafta içerisinde Keylor Navas'ı ben açıklanacağını düşünüyorum. Başka da kaleci yok. Keylor Navas, 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 Navas bu kadar. 7 kişiyiz. Teşekkür ediyorum. Yayındasınız. Altay sakatlıktan sonra kendini toplayamadı. Ya Altay'ın inişli çıkışlı bir formu var. Bak Altay şöyle arkadaşlar. Bakın bir uçak düşün. Yine uçak dönemi. Altay böyleydi, tamam mı? Sonra da ne oldu? Böyle oldu. Sonra Altay böyle oldu. İnişe geçti, 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 çıktı. İndiği Galatasaray maçına indi. Yani Altay şu anda form düşüklüğü yaşıyor. Grafik düşüklüğü yaşıyor. Bunu toplayamıyor. Yani artık arkadaşlar Altay olmaz arkadaşlar, gitmez. Avrupa'da da Altay'la öyle her gelen golü Altay yiyecekse, Avrupa'da ne adamlar var, bizi elemede var ya, hoşaf yaparlar, cacık yaparlar, suyla filan yaparlar, tavuk suyla. Altay kendini toplamalı, hoş olmaya başladı ama Altay yalnız bakmalısı. Bakın biz Altay'ı destekliyoruz. Biz Altay'ı her zaman destekledik. Ama destekledik ne oldu? Bir şey değişmedi. Hep destekledik. İyi günde, kötü günde. Ama Galatasaray maçında buraya kadar geldi. Şuramıza kadar geldi Altay. Yani artık Altay Gaziantep maçında kendini gösterdi, gösterdi. Bir çıkış gördük, gördük minnacık. Görmedik, bitti. Öyle gün. Artık Antep'te son affedilme imkanı yok. Çünkü artık Galatasaray puan farkını aşmış olacak. Bu sefer Fenerbahçe'ye isyanlar başladı. Mesela isyanlar başladı. Yani. O yüzden Altay'a güle güle deriz. Gaziantep maçı en belirleyici bir özellik olacak sevgili kardeşlerim. Abi şimdiden çekiliş yaparsan abone sayını artar bence. Kardeşim işte yayına ben insanlar toplamaya çalışıyorum. Birkaç günlük yayın açıyorum. Bak bu inanır mısın? İlk defa ben 6 kişi gördüm, 7 kişi, 10 kişi. Bak yayında ilk defa bugün çok fazla insanlar oldu. Ben yayına maçı insanlar toplarsam bir form maçı inşallah rezil yapacağım. Para kazanma maçı olacak inşallah Allah'ın izniyle. Az kaldı. 4 milyonumuz eksik sandım şu anda. O zaman söz bir form maçı iş yapacağım. YouTube'dan gelen parayla yapacağım. Yani emin olabilirsiniz. Şu an öğrenci olduğum için hiç kuruş para yok. Para yok. Sizleri ben seviyorum. Her şey Fenerbahçe için. Her şey gönlümüzce olsun. Bektaşlarım. Sizlerin yorumlarını ben okuyorum, bakın burada. Sizlerin yorumlarını değerlendiriyorum. İşte bir transferle ilgili bir şey yazabilirsiniz. Ben derim bu Fenerbahçe uyar uymaz. Veya da Fenerbahçe ilk 11'in iki oyuncu hakkında diyebilirsin. Aa bu nasıl oynuyor ya da senin Fenerbahçe ilk favori için dersen. Size bunu ben üyedilikle yorumlarım. 1907 Fenerbahçe ailesi. Arkadaşlar bir de ben mikrofon alacağım. Ama bu ses fazla. Net, tokiliyet, kablolu bir kulaklık alacağım. Yayının kalitesini arttırmak için. Profesyonel kameram var. Onu canlı yayına bağlamak için işte değiştirme kablosu falan derken yayını kalitelendirmeye çalışmam lazım. Abi futbol bilgi mükemmel. İyi ki kanal açmışsın yakın. İnşallah kardeşim, inşallah. Yani bu kanalın ben büyümesini istiyorum. Bu kanal ne zamandan beri var? Ne zamandan? Bakın bu kanalın açılma tarihine bakın. Ben ne zamandan beri buradayım? Ya benim anlamadığım nokta, belki 40 derece ateşle dehşet oynadı. Hazır bir İrfan var. Jorge dedem orada hata yapıyor. Altay'da Altay diyor. Ya işte herkes hani biz taraftarlar Altay'ı çok yücelttik. Çok hani dediğimiz gibi biz Altay'a çok destek verdik ya. Altay, Altay, ya Altay sen canımısın, Altay şöyledir, böyledir. E baktı Jorge Jesus'ta Altay herkes destekliyor, Altay kimse şey yapmıyor. Ben de Altaycı olayım dedi. Yani kimse belki ön planı almıyor. Belki özeli arkadaşlar ben Gaziantep maçında görmek istemem. Lucas Moura ile bedelsiz olarak yıllar ayrılacakmış. Ali Başkan şaşırt bizi alma orayı. Ben sanki onu Galatasaray'da mı gördüm Lucas Moura'yı? Tottenham'da oynayan değil mi bu adam? Yanılmıyorsam Lucas Moura Tottenham'da. Gerçekten Ali Koç, Ali Başkanımız bizi şaşırtın lütfen. Biz şaşırmak istiyoruz artık. Bir tane yıldız ya. Bir isim ya. Bir isim, isim. Hacı Rahit değil. Dünyanın balcı değil. Arkadaşlar şaşırtsınlar bizi ya. Bir isim ya. Şöyle kalite yapmış. Bak Navas bile gelse diyeceğim ki tamam kardeşim Fenerbahçe Navas'ı aldı. A klasman bir kaleci aldı. Tamam bundan sonra istese kim alıyorsa alsın Galata forvet edelim. Ama yeter ki bir gönlümüzü fethetsin ya. Fener Galatasaray'ı alıyor da İkardi'yi Mertens'i, Trabzonspor Maxi Gomez'i alıyor da Hamsik'i alıyor da, özür dilerim Hamsik mi ne ismi unutuyor. Onu alıyor da biz yani Fenerbahçe kulübü olarak şu an ilk üçteyiz.
bütçemiz olarak en yüksek bütçeyi açın. Bakın Fenerbahçe sahibi. Biz niye alamıyoruz ya? Napoli'den atıyorum ne bileyim Real Madrid'den, Barcelona'dan, Dortmund'dan. Siz bu Dortmund nasıl şampiyon olmuş biliyor musunuz o zaman 3-4 sene önce? Hep gitmiş Real Madrid'in onun bunu yedeğini alaraktan bu takım olarak kalmış. Sen ne alacaksın abi? Benzema şu anda ne kadar değeri var? Benzema şu anda öldürsen zaten bırakmazlar ya. Örnek biliyorum. Benzema'nın yaşı var. İbrahimovic'in yaşı var. Misal. Kıyı paraya transfer etmek için şartları zorlar. Abi Fenerbahçe yapın arkasında parti gelirse mükemmel olur. Onu ben Gaziantep maçından sonra yapacağım merak etmeyin. Eğer bir daha haksız çıksın. Namaz, Abubakar, Moura, Borini gelirse efsane olur. Arkadaşlar şimdi Abubakar Beşiktaş'a diyorlar. Ters köşe olmadığı sürece eğer ters bir çalım olmadığı sürece Abubakar Beşiktaş'ta deniliyor. Ama sayın başkanım bizim A klasman dediğimiz Hacı Wright mı Abubakar mı? Hacı Wright'a vereceğim parayı Abubakar'a ver abi. Abubakar'a ver ya. Ya git Abubakar'a ver abi. Beşiktaş'tan biraz daha fazla ver. İrfan Can az yıldır şöyle bir açıklama yapmış. Short videomu izleyin. Dünya şeye fazla para verilmiş. İrfan Can'a 11 milyon euro vermişler. İşte Galatasaray 4,5 milyon euro vermiş. Fenerbahçe sırf inat olsun 11 milyon euro verip İrfan'a almış. Bak. Sen de ver. Abubakar'a fazla kıy parayı ver. Nasıl geliyor Abubakar Fenerbahçe'ye? Kıy ver abi kıy. Yani ona buna B klasman oyuncularına kıyıyoruz parayı veriyoruz da yani Abubakar'a mı veremiyoruz biz para? O kadar taraftar söylüyor Abubakar, Abubakar, Abubakar. Bir taraftarın sesini dinleyin gözünün içine. Bir taraftarın sesini dinleyin ya. Bir kez olsun. Ferdi Dortmund diyorlar arkadaş kardeşim, güzel kardeşim. İnşallah sol kanat güzel bir takviye gelirse Ferdi yollansın ya. Fizik olarak bana göre yeterli değil Ferdi Kadıoğlu. İrfan'ı keşke almasaydım. İrfan'la ben size bir şey söyleyeyim mi? Sırf Galatasaray alacak diye inattan aldım. Vallahi inattan aldım. Yani yapılmaması gereken bir hata oldu bu. Benim güzel kardeşlerim. Benim bildirimlerime açın arkadaşlar. Canlı yayın olduğu zaman size bildirim gelsin. Girin. Daha iyi kendiler. Evet. Galatasaray arkadaşım. Dünkü maç için tebrik ediniz. Ferdi Tas abine. O sezon İrfan yerine forvet alsaydı şampiyon olduk. İşte mantık çerçevesi yani biz yoğurt şeklimiz herhalde kenardan gözüyor oluyor. Bizim kaymaklı yoğurt yememiz gerekirken biz yoğurdu kenardan yiyoruz. Ne yoğurduysa bu. 2 liraya alınan dişi bakkal yoğurdu falan mı? Fenden az 20-25 milyon. Ya 15 milyon veriyorsa Dortmund'a diyeceksin kardeşim. Ya sen 15 milyon 20 de verirsin. Al 20 milyonu. 20 milyon ver bize git. Ver 20 milyon sat. Vallahi yap ya sat. 20 milyona sat. Kötü bir para 20 milyon değil. Ama satıyorsun bu parayı kullan. Mantıklı kullan. Transferine harca bu parayı. Altay, Osay, Samet, Zalay, Aliosi, Crespo, Arao, Ferdi, Zayc, Emre, Valencia nasıl kadro abi bu? Osay güzel bir oyuncu. Samet iyi oyuncu. Zalay'ı ben Galatasaray'ın maçından sonra kimini çektim ya. Alioski de iyi oynuyordu. Bizim şeyimiz değil demiş. Jogarayasus bizim formasyonumuzda değil demiş. Crespo da iyi. Arao bana göre çok verimsiz. Ferdi Kadıoğlu işte fiziken yetersiz ama yine oynamaya çalışıyor adam. Zayiş da iyi. Valencia da çok iyi. Zayiş satılmalı bence. Abi dediğim gibi eğer sen Arao'yu oynatmıyorsan, Niha Zayiş'i oynatmıyorsan satacaksın. Göndereceksin bu transferi. Senin yapacağın burada bir şey yok. Oynatmıyorsan gönder abi yazık günah. Emre Mor'u gönder. Arda Güler'i al. Napoli'ye gönder. Bari bu çocuk hem o da kendini geliştirsin. Avrupa kültürüyle, Avrupa antrenmanlarıyla. Hem de milli takıma yararlı, faydalı bir çocuk olsun. Biz oynatmıyorsak bir anlamı yok. Altay'ın yarın bir 20 sene sonra değeri düşerse oynamıyor diye Fener'de sıkıntı olur. Çocuğun da geleceğiyle kimse oynamasın. Abi kusura bakma Ferdi konusunda sana katılmıyorum. Saygı duyarım kardeşim. Tabii senin de görüşün. Şimdi herkesin bir görüş algoritması var. Kimine göre Ferdi hani çok iyidir, şeydir. Benim görüşümde Ferdi iyidir, iyidir. Ama Ferdi'nin fizik olarak hani şeyi yok. Hızı var ama fiziken yetersiz, vücuden yetersiz Ferdi Kadıoğlu diye düşünüyorum canım kardeşim, güzel kardeşim. Biz de sizi seviyoruz. İnşallah Hacı Wright gelmez. Abi eğer Fenerbahçe nasıl olsa Hacı Wright gelecek. Aşer forvete gerek yok. Cepte kalsın Hacı Wright deyip de böyle A klasman veya da iyi bir topçu aramıyorsa yapacak bir şey yok. Ve fark ettiniz mi transfer dönemi başlayalı 2 gün oldu. Fenerbahçe'de şu an ses yok.
ses çok. Bakın Fenerbahçe böyle yaparak bir şeyler kaybediyor. Gene transfer sezonu son gününde durup durup şey gibi Batshuayi gibi topçu getirirse yandık. Yani son dakikaya kalan bir transfer olursa kötü oluyor arkadaşlar bu. Transferi erken bitireceksin ki hemen antrenmanlara başlayacak. Bilmiyorum. Hani haksız mıyım bu konuda? Sevgili güzel kardeşim. Evet arkadaşlar. Var mı bir görüşünüz, bir sorunuz? Sormak istediğiniz bir herhangi bir sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Bildirimlerini açın arkadaşlar. Yayın açtığım zaman yine sizler bana destek olun. Destekçim yok fazla yayında. Ben Adanalıyım kardeşim. Güzel kardeşim Adanalıyım. Primin haberleri var ama yoğurt yiyişimiz farklı. Biz Hacı'yı alacağız. Ya dediğim gibi bak. Şunu denesinler ha bak. Sadece şunu denesinler. Gitsinler uçağa binsinler. Firmino için gitsinler, görüşsünler ama olmasa bile görüşsünler. Şartları zorlasınlar, canlarını seveyim. Şartları zorlasınlar. Desene ki bak bizim bu kadar paramız var, biz bu kadar veriyoruz Firmino'ya. Ya bu kadar kiralamak istiyoruz. Anlaşmaya çalışın. Olmadı mı canınız sağ olsun ama yeter ki uğraşın. Ortaya bir Firmino haberi atıp uğraşmamak da zor bir şey. Gidip Hacı Wright'la mı uğraşıyorsun sen ya? Ne Hacı Wright diye. Ben namaz istiyorum abi. İyi de olsa kötü de olsa istiyorum. Bak bir kötü çıkar, iki kötü çıkar, üç kötü çıkar ama Fenerbahçe'ye bir yabancı kaleci artık gelmeli. Yıllardır, yıllardır gelmiyor. Kamenigen bu Kameni gibi vasat oyuncu geldi bir kere. Onun dışından beri de bir doğru yabancı kaleci görmedi Fenerbahçe. Mustera gibi kalıcı bir kaleci lazım Fener'e. Gerçekten kalıcı yıllarını verecek, emeğini verecek bir kaleci. İsim yapacak abi. Volkan Demirel gibi isim yapacak. Herkes Volkan Volkan diye atıyorum örnek veriyorum. Navas, Navas, Keylor, Navas, Navas'ın, Navas'ın, Navas'ın diyecek herkes. Ali Koç, Borini'ye 2 milyon euro teklif yapmış. Allah hayırlısı. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok onun hakkında. Her şey herkesin gönlünce olsun. Firmino'yu menajer bize önermiş. Valla öneren menajerler de bir zahmetle uğraşsınlar da almaya çalışsınlar. Durup durup Fenerbahçe transfer son günde kalıyor ya, benim ona moralim bozuluyor. Gerçi üzülüyorum. Hani ben şu an burada oturuyorum ya. Fenerbahçe ne yapayım? Aslında oturuyor şu kahvesini alıyor. Şu kahveyi şöyle yudumluyor. Açıyor bilgisayarını. Ya bu filmin hakkında ne yapabiliriz? Ya işte Ali Koç Başkan. Daha zamanımız var. Bakarız. Acele etmeyin hele. Bizim istemimizde Hacı Wright Maci. Böyle olmaz. Telefon açacaksın. Bir şey yapacaksın. Uçağa bineceksin. Yani bir şeyler yapacaksın. Bir çaba yapacaksın. Mertens kendi nasıl Galatasaray'a getiriyor ya? Daha transfer döneminin son günü bile değil ha bunları getiriyor. Son günü müydü? Yanlış hatırlamıyorsam. Hafıza bende gidiyor bazen. Ben Fenerbahçe'nin altyapısındayım. İnşallah 4-5 seneye takımdayım. Kardeşim inşallah olur. Ben lise 1'deyken Fenerbahçe'nin altyapısını oynadım. Adana Fenerbahçe futbol okulunda oynadım. 3 senemi verdim, çocukluğumu verdim. Fenerbahçe altyapısına çıktım. Beşiktaş'ın altyapısına gittim. 2 yıl Beşiktaş'ın altyapısında oynadım. İstanbul'a gittim. Hakkı yeten testlerinde oynadım. Güzel oynamama rağmen hani pasta oynuyorum. Orada herkes kendi çapında bir gol atmaya çalışıyor. Pasta oynamama rağmen atmadılar abi. Seçmediler. Ama umarım hakkınızda hepinizin ailesi olur. Abi ben Hazard'la konuşulacağını ayarlanmış. Sence gelirse canlanır mı? Bak dediğim gibi. Hazard bir yaşı var. Babadır. Hani bir kaptan. Juan Mata dün nasıl 2 gol attı? Juan Mata, Mata. Bildiğiniz Mata ya. Mata kaç yaşında? Ama o adam 2 gol attı. Yapabilir. Hazard da yapabilir. Hazard da oynayabilir. Hazard da verim verebilir. Hazard da Fenerbahçe gol atabilir Avrupa'da. Kötü bir şey değil bu. İsim yapmış. Hazard'ın son halini göremediniz bayağı. Ama Juan Mata'yı gördün mü sen? Juan Mata'nın yapısı aynı babam gibi olmuş ama adam dün 2 gol attı. Belki düzene girer ya da en azından bir Icardi. Bir Icardi kadar. Sevgili arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olun. Ben yayını kapatayım. Şey yapın. Bildirimleri açın. Sizleri çok seviyorum. Rica ederim. Bildirimleri açın. Yayın olun. Sizle gelen sohbet ediyoruz böyle. Sizleri yanıtlıyorum ben. Elimden geldiğince. Ben yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet. Rabbime emanet olun. Sizleri seviyorum. Fenerbahçe ailesi. Görüşürüz. Thank you.